karakola götürülürken televizyonda Erdoğan'ın veyahut Devlet Bahçeli'nin mitingi yayınlanıyordu. Ben mitingi izlerken kendileri İslami bazı kavramlardan bahsediyordu. Şimdi insan düşünüyor. Yahu okey, bu İslam bu devlette, Türkiye'de gerçekten özgürce yaşanılıyor ise ben niçin buradayım? Yani Erdoğan başta, Erdoğan İslam'dan bahsederken orada duruyor ama ben burada duruyorum, ben karakoldayım. Yani o da İslam'dan bahsediyor Cumhurbaşkanı, ben de İslam'dan bahsediyorum, karakolda bir şüpheliyim, bir suçluyum. Niçin böyle yapıyorsunuz? Niçin bu şekilde bir mücadele içerisindesiniz denildiği zaman aslında sorulması gereken şey şu diyoruz. Siz niçin bu mücadelenin içerisinde değilsiniz? Siz o zaman Allah Subhanahu'nun kitabı bu memlekette serbest diyorsanız, Kur'an'daki her türlü ayeti biz meydanlarda insanlara anlatabiliriz, biz meydanlarda insanlara bunlardan bahsedebiliriz demektir. Yani Şeyh Said'i övmemi suç olarak göstermişler, Binali Yıldırım'ın Müslümanlıkla alakası olmadığını söylememi dahi suç olarak almışlar. Ya siz şunu söylüyorsunuz, sizin ağzınızı elinizi basacağız, siz konuşmayacaksınız ama ancak düşünebilirsiniz diyorsunuz. Siz bizim söylediklerimizin dışarısına da ağzınızı açmayacaksınız diyorsunuz. Yahu bugün tasavvufçusundan, ateistinden, deistinden, agnostiğinden, nurcusundan, sağcısından, solcusundan, AK Partisi'nden, HDP'sinden, MHP'sinden hepsi bir yer kurabilir, bir dernek açabilir, bir kurum kuruluş kurabilir ama Müslümanlar bir mescid açamaz. Müslümanlar hadi o mescidi açtı, o Müslümanlar o mescide rahatlıkla gidemez. Hadi oraya gitti, o Müslümanların evleri her an basılabilir. Ya arkadaş, siz insanlara zulmetmeyi niye özgürlüğü olarak mı görüyorsunuz? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله سبحانه وتعالى يحمد olsun ki biz yıllarca Allah Subhanahu ve Teala'nın memurluğunu, Allah Subhanahu ve Teala'nın dinine hizmeti Allah'ın izniyle biiznillah terk etmedik, bırakmadık. Ve Allah Subhanahu ve Teala'da kalplerimizde olanı iyi biliyor ki bırakmaya da hiç niyetimiz yoktur. Bazı kişilerin böyle yıldırması veyahut baskısıyla, üzerimize gelmesiyle, farklı farklı desiseler, vesveseler vermesiyle gerek hapistir, gerek hayatımızda bazı değişiklikler üzerine konuşmalarıyla biz bu davadan vazgeçecek değiliz. Biz bu davayı bize bahşeden ve bu bedeni de bize bahşeden ve bu bedenle beraber hayatımızı da bize bahşeden Allah Subhanahu ve Teala'dan vazgeçecek değiliz biiznillah. Röportaj meselesinde ben şu ayrıntıya dikkat etmek istiyorum, dikkat çekmek istiyorum. Biz röportajı AK Parti standı kurulan bir yerin önünde çektik. Hatta AK Partililere de bir mikrofon uzattım. Dedim ki hani konuşun. Sizi tanıyan, tanımayan insanlar oluyor. Yanlış tanıyan, yanlış anlatan insanlar oluyor. Hani bu sorumluluğun altındaki yatan niyet şuydu. Sizi şeriatçı olarak biliyorlar. Tabii onlar konuşmaktan çekindiler. Kendi başkanları da bu konu hakkında kendilerine izin verilmediğini söylediğinde ben dedim ki sizin partiniz faşist bir parti mi? Siz davanızı anlatamayacak bir durumda mısınız? Yani siz ne için buradasınız? Davanızı insanlara yaymak ve kendinize AK Parti'ye ne yapmak? Üye toplamaya çalışıyorsunuz. Biz ne yapıyoruz? Biz de Allah Subhanahu ve Teala'nın dinine üye toplamaya çalışıyoruz. İkimizin farkı bu. Ben de tamam dedim. Hiç uzatmadım. Ve bir kenarda çekildik. Ve başka bir vatandaşla konuşmaya başladık. Tabii biz bunun arka yüzünü bilmiyoruz. Bizim tahminimiz, bizim zannımız orada o kadar sivil polisin olmasındaki neden de buydu. AK Parti'yi koruyan sivil polisler vardı. Çünkü orada resmi bir üniformayla polislerin durması demek dikkat çekerdi. Siz de bir siyasi bir partisiniz. Bu şekilde anılmak istemezsiniz böyle polislerle vesaire. Korunmaya ihtiyaç duyan bir yapı görünmek istemezsiniz. Vatandaşla bazı konular konuşuldu. Tebliğ etmeye çalıştık. O bir şeyler anlatmaya çalıştı. Dertleri vardı, sıkıntıları vardı. Kendilerince bunları dile getirmeye çalıştılar. Tabii bu konunun üzerine sol tarafta, sol tarafında veya sağ tarafında bazı konuşmalar ve tartışmalar baş gösterdi. Biz videoların bu tartışmalarla heder olmasını istemediğimizden dolayı dedik ki şöyle bir kenara çekelim. Orada bir genç vardı ve genç laik, yani laikliği benimsemişti. Ona bunu benimsetmişlerdi. Dedim ki buyur o zaman şöyle bir kenarda konuşalım beraber ve daha sonra kenara çekelim.
getirdik ve orada konuşmaya başladık. Biz ne yapıyoruz? Allah Subhanahu'dan dinini anlatıyoruz. Allah Subhanahu'dan dinini anlatmakla beraber bu sistemin de batıllığını anlatıyoruz. İnsanlara kendi tutundukları sistemin aslında batıl olduğu, hatta aldatıldıklarını anlatıyoruz. Bu batıl sistemin sizin üzerinizde hiçbir hakkı olmamakla beraber sizi de Allah Subhanahu'nun ebedi azap edeceği, ebedi cehennem dediği yeri size yurt edecek demeye çalışıyoruz. Bunları anlatmaya devam ederken karşı tarafta AK Parti kendi siyasi görüşlerini, kendi ideolojilerini insanlara anlatabiliyordu. Ama biz burada bunu yaptığımız zaman hemen sivil polis geldi ve bize sormadan o kamerayı kapattı. Ben tabii bu konu hakkında tepkimi orada gösterdim. Lakin daha sonra bu olayı farklı bir boyuta getirerek bizi karakola kadar götürme sürecini başlattılar. GBT olarak sorguladıkları zaman zaten geçmişte kendilerinin maalesef yaptığı mağduriyetler de geçmiş kayıtlarda olmasından dolayı kendilerinin attığı iftiraları yine kendileri inanır bir halde bu sefer teröristmiş gibi bir muamele göstermeye veyahut karşımızda bir terörist var dikkatli olun der gibi bir hale takındılar, hale büründüler. TEM'den memurlar geldi. TEM'den gelen memurların arasında birisi beni zaten biliyordu, tanıyordu. Muamelesi de ona göre oldu zaten. Yani öyle kötü bir muamele falan karşılaşmadım. Benim amacımın ne olduğunu biliyordu. Gelen memurlara da toplandılar çevreme. Bir sorgulama geçirdim. Orada kendisi sordu. Ne yapıyordun, ne ediyordun dedi. Ben dedim ki böyle böyle biz 5 yıldan beri bu daveti yapıyoruz. 5 yıldan beri Allah Subhanahu ve Teala'nın dinini anlatmaya çalışıyoruz. Sizlerin bugün öldükten sonra devlet diye bir şeyiniz olmayacak. Devlet olmayacak ama Allah Subhanahu ve Teala bakidir. Allah Subhanahu ve Teala size tek başına teker teker hesaba çektiği zaman sizler ne diyeceksiniz Allah Subhanahu ve Teala? Yani Allah Subhanahu ve Teala ne anlatacaksınız? Allah Subhanahu ve Teala sizi yaratmasındaki amaç neydi? Sizin Allah Subhanahu ve Teala'ya verdiğiniz söz neydi? Rab olarak Allah'ım seni kabul edeceğiz. Bugünkü durumunuz nedir? Allahu Ekber. Biz insanların kafasına silah dayamıyoruz. İnsanları zorla bir şeye davet etmiyoruz. İnsanlara herhangi bir şekilde işkenceyle, tehditle, gaspla vesaire bir din anlatmıyoruz. Sadece insanlara düşünmeleri için bazı sözler söylüyoruz. Ve insanların da düşünmesini bu şekilde sağlamak istiyoruz. Olur ki bir kişinin hidayetine sebep oluruz. O kişi örnek söylüyorum konuştuğumuz sözlerden daha önce böyle sözler duymamıştır. Gider evinde yalnız kaldığında, sessiz kaldığında duru bir yerde bu sözlerimizi düşünmeye başlar da çevresini sorgular, insanları sorgular. Söylediğimiz sözlerin doğruluğunu veyahut yanlışlığını gider Kur'an'a ve sünnete arz eder ve umulur ki bir gün karşımıza bir muvahhid olarak dikilir. Umulur ki bir gün bu davete, bu dine yardım edenlerden o kimseyi görürüz. Tabii yine diyorum bizleri bundan yıllar önce gözaltına alan bu sistem, bu sistemin mensupları bizlere attıkları iftirayı birkaç yıl sonra hiç mahkemeye dahi götürmeden dosyamızı kapattılar, beraat verdiler. Bizleri suçlayan bu sistem aynı suçladığı o şeylerle, ithamlarla tekrardan ne yapıyorlar? Bizlere muamele ediyorlar. Bu da onların artık çelişkisi, onların tezatı, onların yaptığı zulmün boyutu diyelim. İnsanlar Allah Subhanahu Teala'nın kitabında da belirtildiği gibi insanlar onlara yani muvahhidlere gelip insanlar size karşı bir topluluk, bir güç, bir ordu hazırladı denildiği zaman Allah Subhanahu Teala onlar hakkında ne dedi? Bu onların ancak imanını artırdı. Biz orada her dakika beklediğimiz veyahut bize yapılan her muamelede Allah Subhanahu Teala dini için çıktığımızdan dolayı Allah Subhanahu Teala'nın dini için orada durup, orada sabrettik, orada bekledik ve Allah Subhanahu Teala'nın dini için bu çileleri çektiğimizi, bunların başımıza da zaten bunun için geldiğini bilerek Allah Subhanahu Teala'ya hamd ettik ve Allah Subhanahu Teala'dan bunun ecrini bekledik. Allah Subhanahu Teala'ya hamdolsun. O bu zamana kadar bizleri korudu, muhafaza etti ve yine korudu, yine muhafaza etti. Onların tuzaklarını boşa çıkarttı ve Allah Subhanahu ve Teala onları şaşırttı ve Allah'a hamdolsun bizleri yine aldıkları gibi hiç utanmadan da salıverdiler, bıraktılar. Allah Subhanahu ve Teala onlara öncelikle hidayet etsin. Onları o bağlı kaldıkları sistemden kurtarsın. Allah Subhanahu ve Teala'nın karanlıklardan aydınlığa çıkarttığı kullardan onları kılsın diyorum. Biz polislerin, biz askerlerin, biz bu yapıların içeriğiyle ilgileniyoruz. Yoksa bizim zat-ı manada benim kendi akrabamdan da polis olan kişiler var. Benim akrabamdan da asker olan kişiler var. Ben bu topraklarda büyüdüm. Ben bu topraklarda güldüm, ağladım, eğlendim, gezdim, dolaştım, yedim, içtim. Benim atalarım da bu topraklarda. Benim babam da bu toprakta, annem de bu toprakta, kardeşlerim de bu topraklarda. Ama biz bu toprağı sistemiyle işgal eden insanlara ve Allah Subhanahu ve Teala'nın bu sahip olduğu bu toprakları kendi fesat düzeniyle, kendi bozguncu düzeniyle toplumu ifsad eden müfsitlere karşı bir
tutumdayız. Bir mücadele içindeyiz. Bizim hayallerimiz sizin ulaşamayacağınız kadar büyük. Bizim hayallerimiz Allah subhanahu wa ta'ala'nın vaat ettiği cennettir. Ve bizler aslında o hayalin boyutlarını dahi bilmiyoruz. O hayalin içeriğini dahi bilmiyoruz. Bizlerin bu kadar büyük büyük hayalleri varken sizlerin dünya ile sınırlandırılmış, dünya ile kuşatılmış, dünyadan ibaret hayalleriniz bizim hayallerimizin üzerine örtemeyecek, bizim davamızın üzerine örtemeyecek. Bu yüzden cehdimiz, bu yüzden mücadelemiz sizin para için yaptığınız gibi olmayacak. Bizler maaşımız için, bizler para için, bizler pul için yapmıyoruz bu daveti. Ancak ve ancak ecrimizi yani ücretimizi Allah'tan bekliyoruz. Bu yüzden sokaklara çıkıyoruz. Bu yüzden insanlara bu daveti götürmeye çalışıyoruz. Bu yüzden insanlara hakkı anlatmaya devam ediyoruz. Allah'a hamdolsun. Bizlerin konuştuğu sözler, ben inanıyorum ki çevremde bütün o polisler de hepsini onaylıyor. Ama maalesef kalpleri öyle kararmış, öyle katılaşmış ki bulundukları rahat hayatı terk edip de Allah subhanahu wa ta'ala'nın izzetli dinine gelemiyorlar. Bir türlü ona giremiyorlar. Bir türlü onu hayatlarına geçiremiyorlar. Allah subhanahu wa ta'ala onların kalplerini yumuşatsın. Taş gibi olan kalplere bu sistem tarafından taşlaştırılmış ve kendi nefislerindeki azgınlıktan dolayı da hadlerini aşmış bu insanların o kalplerini Allah subhanahu wa ta'ala bir an önce kendi dinine döndersin. Kendi diniyle şereflendirsin diyorum. Allah subhanahu wa ta'ala bizleri kendi dininde kardeşler kılsın. Bizim öfkemiz Allah subhanahu wa ta'ala'nın dinine karşı olan bütün insanlara karşı. Ama bu öfkemiz kişisel bir öfke değil. Bu öfkemiz bizim Rabbimize olan muamelenin, bizim Rabbimize olan mücadelenin, o Rabbimizin dinine karşı verilen çabanın karşılığında verilen bir cevaptır. Bir insan düşünün ki çocuğuna yapılan bir zulme, eşine yapılan bir zulme karşı sessiz kalacak. Ona karşı yapılan zulümde herhangi bir şey yapmayacak. Bir kenara çekilip sadece izleyecek. Bunu düşünebilir misiniz? Düşünemezsiniz. Allah subhanahu ve teala'ya yapılan bunca muameleye karşı biz çıkmışız da sokakta insanlara bu meseleyi, bu haksızlığı, bu şuursuzluğu, bu hadsizliği anlatırken ne yapıyoruz? Suçlu oluyoruz, haksız oluyoruz, karakollara götürülüyoruz. İşin ilginç tarafı karakola götürülürken televizyonda Erdoğan'ın veyahut Devlet Bahçeli'nin mitingi yayınlanıyordu. Ben mitingi izlerken kendileri İslami bazı kavramlardan bahsediyordu. Şimdi insan düşünüyor. Yahu o ki bu İslam bu devlette, Türkiye'de gerçekten özgürce yaşanılıyor ise ben niçin buradayım? Yani Erdoğan başta, Erdoğan İslam'dan bahsederken orada duruyor ama ben burada duruyorum. Ben karakoldayım. Yani o da İslam'dan bahsediyor Cumhurbaşkanı. Ben de İslam'dan bahsediyorum. Karakolda bir şüpheliyim, bir suçluyum. Ha demek ki İslam'ı gerçek manada anlatır iseniz Cumhurbaşkanı bu memlekette olamazsınız. Ama İslam'ı düzgün bir şekilde, İslam'ı herhangi bir şekilde şeksiz, şüphesiz karşındaki insana korkmadan cesurca anlattığınız zaman sizleri alıp bütün davetçiler olduğu gibi karakollara, hapislere sokuyorlar ve sizlere verdikleri yıllarca hapisle yıllarınıza ne yapıyorlar? Gasp ediyorlar. İstihbaratçılarla oldum olası bu meseleler konuşulur, görüşülür. Yani kendileri bir mesele hakkında merak ederler, sorarlar ve biz de cevap veririz. Maalesef kendilerini kendileri o kadar aldatmışlar ki aldattıklarına dahi kendileri inanır bir hale gelmiş. Yani İslam'la alakalı bir mücadele ortadadır. Laik seküler bir sistemle alakalı mücadele ortadadır. Yani bize bu konu hakkında bazı sorular sorulduğu zaman hani niçin böyle yapıyorsunuz? Niçin bu şekilde bir mücadele içerisindesiniz denildiği zaman aslında sorulması gereken şey şu diyoruz. Siz niçin bu mücadelenin içerisinde değilsiniz? Siz Müslümanım demiyor musunuz? Evet. Allah'ın kitabını okumuyor musunuz? Evet okuyoruz. Okuyorsanız Allah subhanahu teala'nın kitabı neyle mücadeleden bahsediyor? Yeryüzünde fitne kalmayıncaya ve din yalnızca Allah subhanahu teala oluncaya kadar savaşın dediği ayet acaba neden bahsediyor? Ya şirkle mücadeleden bahsetmiyor mu? Müşriklerle mücadeleden bahsetmiyor mu? Allah subhanahu ve teala'nın kitabı bu memlekette serbest olduğunu söylemesi bile bu anayasanın büyük bir uçurumudur. Büyük bir açığıdır. Siz o zaman Allah subhanahu teala'nın kitabı bu memlekette serbest diyor iseniz Kur'an'daki her türlü ayeti biz meydanlarda insanlara anlatabiliriz. Biz meydanlarda insanlara bunlardan bahsedebiliriz demektir. O halde niçin biz bunları söylediğimiz zaman Allah subhanahu teala'nın indirdiğiyle hükmedilmesi gerekli bu devlet dediğimiz zaman mahkemelerde Allah'ın indirdiğiyle hükmedilmesi gerekli dediğimiz zaman Allah'ın şeriatıyla insanların arasında hükmedilmesi gerekli dediğimiz zaman faizinizi, içkinizi alın, genel evlerinizi alın, kumarhanelerinizi alın, Allah'ın meşru kılmadığı ne kadar kanunuz, yasanız var ise hepsini alın, defolun gidin dediğimiz zaman bu memleketten niçin biz o zaman suçlu gösteriyorsunuz? Niçin o zaman biz suçlu oluyoruz? Yahu din özgürlüğü serbest diyorsanız bizleri herhangi bir şekilde suçlayamazsınız. Çünkü bütün bu söylediğimiz şeyler hepsi İslam'dandır, hepsi dindendir. Hepsi İslam'ın karşı olduğu meselelerdendir. Bu yüzden sizlerin batıllığı aşikar.
Bunda hiç şüphemiz yok. Ama bu toplum maalesef sizin onların üzerinde kurduğu o kadar tuzak var ki, o kadar düğüm var ki, biz o düğümlerle uğraşa 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 inanıyorum ki Rabbimin izniyle, biiznillah bir gün o düğümlerin tamamı çözülecek ve bu toplum kime kul olması gerektiğini Allah subhanahu teala'nın izniyle öğrenecek. Ya öğrenecek ya da Allah subhanahu ve teala'nın helak olduğu bir kavim olarak tarihe adını yazdıracak. Umuyorum ki böyle olmaz. Umuyorum ki Allah subhanahu ve teala'nın azabı gelmeden Hadi ismiyle bu topluma muamelesi gelir ve bu toplum hidayeti Allah subhanahu ve teala'nın izniyle bulur ve bu azaptan, böylesin bir muameleden kurtulur. Ben bu sistemin kesinlikle ve kesinlikle dostu değilim. Ve bu sistemin Allah subhanahu ve teala'nın diniyle yer değiştirilmesine inanıyorum. Allah subhanahu ve teala'nın dininin bu sistemden daha izzetli, daha şerefli olduğuna inanıyorum. Allah subhanahu ve teala'nın kitabı sizin anayasanızdan daha üstün olduğuna inanıyorum. Beni, benim tanımladığım gibi bir şekilde sistem tanımlarsa ben bunu kabul ederim. Ama beni farklı farklı kendisinin terörist olarak atfettiği o örgütlere eğer atfederse ben asla ve asla böyle bir yaftayı asla ve asla kabul etmem. Ben kendimi nasıl tanımlıyorsam, ben kendimi nasıl isimlendiriyorsamsa o şekilde isimlendirmelisiniz. Sizin yorumlamanızın benim hiçbir şekilde umurumda olmadığını bilmenizi istiyorum. Bakın, bundan aylar önce benim videolarımdan 8 adet bir savcı bir soruşturma başlatıyor. Beni karakola davet ediyorlar. 8 adet kendi söylediğim sözleri suç olarak göstermişler. Yani bir yorum yapmışlar tam manasıyla. Yani Şeyh Said'i övmemi suç olarak göstermişler. Binali Yıldırım'ın Müslümanlıkla alakası olmadığını söylememi dahi suç olarak almışlar. Ya siz şunu söylüyorsunuz. Biz sizin ağzınızı elimizi basacağız. Siz konuşmayacaksınız ama ancak düşünebilirsiniz diyorsunuz. Siz bizim söylediklerimizin dışarısında da ağzınızı açmayacaksınız diyorsunuz. Böyle bir fikir özgürlüğü var mı? Yoktur. Allah subhanahu teala dediği gibi onlar bir tuzak kurdu, Allah da bir tuzak kurdu. Ama Allah'ın tuzağı daha hayırlıdır. Sizin kurduğunuz tuzakların içerisinde pusu var, adaletsizlik var, zulüm var. Ama Allah subhanahu ve teala'nın o tuzağının içerisinde ise adalet var. Sizin yaptıklarınıza karşılık var. Sizin yaptıklarınıza karşılık bir muamele var. Yani sizin kendi ellerinizle yaptığınızın sonucu var. Ve bizler eğer biraz düşünürseniz sizlerin iyiliğini isteyen insanlarız. Evet, sizlerin de iyiliğini isteyen insanlarız. Sizler bizlere o kadar zulmetmenize rağmen sizlerin de iyiliğini isteyen insanlarız. Sizler bu dine katıldığınız sürece, bu din için mücadele ettiğiniz sürece biz bundan mutluluk duyarız, sevinç duyarız. Ve Allah subhanahu ve teala umulur ki bizim de canımızı, sizin de canınızı Müslüman olarak alırsa cennette bunun ancak muhabbetini, ancak sohbetini, ancak sevincini yaşarız. Allah subhanahu ve teala o günleri bizlere göstersin diyoruz. Ama Allah subhanahu ve teala sizler Hakk'a yönelmediğiniz sürece Allah subhanahu ve teala sizi hidayet edecek değildir. Allah subhanahu ve teala'nın dinine rağbet edenleri, onu merak edenleri, Allah subhanahu ve teala'nın dini için ne yapabilirim, ne edebilirim diyerek çırpınıp Hakk'ı arayan, Hakk'ın peşinden koşan, çaba gösteren insanlara hidayet edecektir. Ve bunu da kitabında belirtmiştir. Bizler dik duracağız, izzetli duracağız, sağlam duracağız ve hiçbir şekilde çekinmeyeceğiz, bir adım dahi geri atmayacağız. Bizler aşağılık işler yapmıyoruz. Bizler kadınları satmıyoruz. Bizler kumarhanelerimiz yoktur. Kumarhanelerde onlarca insanı soymuyoruz. Bizler mahalle mahalle iddia bayisi altılı ganyan diyerek insanların ceplerinde olan paraları almıyoruz, çalmıyoruz, çırpmıyoruz, onları soymuyoruz. Bizler genel evleri kurup insanların ailelerini aldatmaları için zemin hazırlamıyoruz. Fahişeleri satmıyoruz. Bizler insanları haksız borçların altında, faiz adı altında inim inim inletmiyoruz. Bizler kanunlar koyup o kanunlara hem kendimiz uymayıp toplumu da o kanunların altında inim inim inletmiyoruz, ezmiyoruz. Bizler toplumun aile yapılarını çektiğimiz filmlerle, yayınladığımız dergilerle, gazetelerle ifsat etmiyoruz. Bizler bugünkü toplumu tam manasıyla mufsid olan insanlardan kurtarmak ve mürşid olan Allah subhanahu ve teala'nın dinine, hidayet rehberi olan Kur'an'a insanlara davet ediyoruz. Bizim başka da bir amacımız, başka da bir gayemiz yoktur. Açıklamamız nettir. Bununla alakalı bundan önce dediğim gibi bir savcının hakkında başlattığı yine bir soruşturma var. Allah subhanahu ve teala biliyor ki umurumda değil. Ey savcı, ey hakim, umurumda değilsiniz. Sizin benim hakkımda başlattığınız ve sizin kendi yorumladığınız ve kendinizin dahi adalet çizgisinde olduğunuzu söylemenize rağmen adalete riayet etmediğiniz için sizlerin ağzından çıkan, sizlerin kaleminden çıkan sözler benim için zulümden başlattır.
başka bir şey değil. İstediğinizi yazın, istediğinizi çizin. Allah Subhanahu ve Teala'nın peygamberine dediği gibi de ki siz elinizden geleni yapın, biz de elimizden geleni yapacağız. Ve siz bekleyin, biz de beklemekteyiz. Ama neyi bekleyeceğiz biliyor musunuz? Allah'ın hükmünü bekleyeceğiz. Allah Subhanahu ve Teala'nın hükmünü hep beraber bekliyoruz. Ey hakim, ey savcı, sen benim hakkımda suç duyurusu yaparken hani bağlı kaldığın bu sistem var ya, bağlı kaldığın o kanunlar var ya, Allah'ın karşısında onların hepsi çöp olacak ve sen o ibadetlerin o kanunlarla hiçbir şekilde kurtulamayacaksın. Ya akletmiyor musunuz? Hiç Allah Subhanahu ve Teala'nın size verdiği o aklı kullanmak istemiyor musunuz? Gittiğiniz yol bu kadar net iken ve bizim de gittiğimiz yol bu kadar net iken halen hakkın neresi olduğunu, hangi yolun olduğunu göremeyecek misiniz? Bilemeyecek misiniz? Yahu bugün tasavvufçusundan, ateistinden, deistinden, agnostiğinden, nurcusundan, sağcısından, solcusundan, AK Partisi'nden, HDP'sinden, MHP'sinden hepsi bir yer kurabilir, bir dernek açabilir, bir kurum kuruluş yapabilir, kurabilir. Ama Müslümanlar bir mescid açamaz. Müslümanlar hadi o mescide açtı, o Müslümanlar o mescide rahatlıkla gidemez. Hadi oraya gitti, o Müslümanların evleri her an basılabilir. Ya arkadaş, siz insanlara zulmetmeyi din özgürlüğü olarak mı görüyorsunuz? İnsanlara zulmetmenin adını ne zamandan beri din özgürlüğü olarak koydunuz ki siz o kadar zaten teraziniz şaşmış ki sizin terazinizde adalet dediğiniz şey zulüm, zulüm dediğiniz şey adalet olmuş sizlere. Allah subhanahu wa ta'ala sizleri o bataklıktan kurtarsın ve sizleri bize karşı da kör etsin. Öyle bir kör etsin ki biz bu toplumu irşad ederken, Allah subhanahu wa ta'ala'nın dinine davet ederken sizler bunu göremeyin. Sizler bu konu hakkında kör olun ta ki o irşad olan bu topluluk sizleri de irşad etmeye gelene kadar, sizleri de düzeltmeye gelene kadar. Allah subhanahu wa ta'ala sizleri o durumdan kurtarsın. Allah subhanahu wa ta'ala sizleri İslam dinine katsın. Eğer o yaptığınız zulümlerle beraber ölür de Müslüman olarak ölmezseniz de bütün Müslümanlara inanıyorum ki zerre kadar hakları var ise hiçbirini helal etmiyordur. Ben de helal etmiyorum. O yaptığınız zulümlerin karşılığında bizlerin üzerinde Allah subhanahu ve teala'nın bağışlamadığı, Allah'ın merhamet etmediği ne kadar günah var ise veyahut bizi kurtarmak istediği ne kadar günah var ise hepsini sizin omuzlarınıza hiç acımadan yükleyeceğiz. Ve kendimizi kurtarmak için elimizden gelen o gün yapacağız. Kim yapmayacak ki? O gün Allah subhanahu teala'nın dediği gibi baba çocuğunu fidye veriyor ise, eşini fidye veriyor ise, malını fidye veriyor ise o halde kim kendini kurtarmak için bir şey yapmayacak? Allah subhanahu ve teala bütün muvahhidleri, Müslümanları o gün kurtarsın. Ve bizlere dünyada ve ahirette velimiz olan Allah, vekilimiz olan Allah Müslüman olarak yaşasın ve Müslüman olarak öldürsün. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.